Arkadaşlar, ırklar konusunu işlemeye başladık. Irklar konusunda kara kanatı tamamladık, Balkan Atırkına geçtik. Fakat yapmamız gereken en önemli şeyi unuttuk. Neydi en önemli şey? Aslında biz ırklara neden ihtiyaç duyuyoruz? Irkları bilmemiz gerekir mi? Irkların dönek güvercindeki önemini anlatmayı unuttuk. Şimdi ırkları bilmeden dönekçilik yapabilir misiniz? Yaparsınız. Dönek döndürebilir misiniz? Dönersiniz. Irkları illa bilmek şart mı diyebilirsiniz. Eskiden ırk mı vardı? Şimdi yeni çıkardılar. Bunlar boş muhabbetler de diyebilirsiniz. Bunların hepsini demek sizin en doğal hakkınız. Fakat ırkları neden bilmemiz gerektiğini bizim de sizlere anlatmamız gerekir. Neden bizim sizlere anlatmamız gerekir? Bakın arkadaşlar, geçmişi olmayan bir şeyin geleceği de olmaz. İlk önce bir şeyin geçmişi olması gerekir. Dönekçilik nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Dönekçilik kültür mirasıdır. Eğer siz dönek güvercinine sahip çıkmazsanız yarın Balkanlarda, Arnavutluk'tan tutun herhangi bir ülkeye kadar yarın bu mirasa sahip çıkabilir. Gider tescilini alır, kendi üzerine geçirtir. Geçirttikten sonra dönek güvercininiz Türk güvercini olmaktan çıkar. Yani siz dersiniz ki nasıl çıkar kardeşim, Allah aşkına dönek güvercini bizim. Hayır. Eğer dünya kültür mirasına baktığınız zaman dünya kültür mirasında o saatten itibaren dönekçilik sizin güverciniz olmaz. Yani siz kendi kendinize evet bu bizim dersiniz ama dünya sizin olduğunuzu kabul etmez. Bakın öncelikli olarak bu bir. İki, bizim dedelerimizden, atalarımızdan gelen mirasa sahip çıkmamız lazım. Bunun kültürüne sahip çıkmamız lazım. Dönekçilik sadece kuşu havaya uçurup döndürmekten ibaret değildir. Dönekçiliğin bir geçmişi vardır. Döneğin bir geçmişi vardır. Bu geçmişin bir tarihi vardır ve bu tarihe sahip çıkmak gerekir. Bizim ulus olarak bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi de zaten tarihine sahip çıkmamak. Değerlerine sahip çıkmamak. Şimdi dönekçiliğin tarihi nedir? Dönekçilik neden kara kanat, bal kanat, işte atomdu, giderdi, bunlar niye önemli? Bunların bir kültürünün oluşup bundan sonraki nesillere aynı şekilde yaygınlaştırılıp anlatılması gerekir ve bu ırkların korunup gelecek nesillere aktarılması gerekir. İşte bugün neden ırklar çorba oldu diyoruz? Çünkü ırkların artık ne olduğunu bilmiyoruz. Yani kara kanatın, pal kanatın ne olduğunu bilmiyoruz. İşte kara kanat deyince aklımıza ne geliyor? Kara kuş geliyor. Pal kanat deyince de aklımıza pal kuş geliyor. Ama aslında hepsinin ırksal özellikleri, yani uçuş, dönüş, yerdeki özellikleri hepsi birbirinden farklı. Bunun yanında eşlemelerde ırkları bilmek size çok büyük avantaj sağlar. Irkları eğer bilirseniz hangi kuşu hangi kuşa eşleyeceğinizi, hangi tip dönen kuşu hangi tip dönen kuşla eşlediğinizde randıman alacağınızı, verim alacağınızı bilirsiniz. Mesela gittiniz bir yerde oturuyorsunuz. İşte size hangi ırk kuş beslediğinizi besliyorsunuz dediklerinde siz şunu söylüyorsunuz. İşte ben dönek besliyorum. Arkadaşlar siz dönek beslemiyorsunuz. Sizin kümesinizdeki her bir kuşun ırksal özellikleri ayrıdır. Her bir kuşun uçuş özellikleri farklıdır. İnsanın beslediği kuşu ne yaptığını bilmesi gerekir. Bunun yanında yine kahvede oturuyorsunuz. İşte ırklardan bahsediliyor. Pal kanat deniyor, kara kanat diyor. Siz hiçbir şey anlamıyorsunuz, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ya bakın arkadaşlar, bilgi hazinedir, bilgi cevherdir. Bildiğiniz kadar değer görürsünüz. Onun için bazı şeyleri küçümsemeyin. Yarına bırakacağımız, bakın benim bugün bu işlerle uğraşmamın tek sebebi, biz hep geçmişi suçluyoruz. Geçmişi suçluyoruz ama gelecek için de hiçbir şey yapmıyoruz. Benim tek hedefim şu. Geçmişe az da olsa, ufak da olsa bir şeyler bırakabilmek. Bugün herkes bu ülkede üstüne düşen görevi, kişi olarak herkesin üstüne düşen bir görev vardır arkadaşlar. Yolda o sokağı süpüren insanın da bir görevi vardır. En üst kademedeki devlet memurunun da bir görevi vardır. Eğer herkes üstüne düşen görevi en iyi şekilde yaparsa, bakın emin olun ülkemiz cennet olur. Benim anlatmak istediğim bir şeyler olmaz, etmez, gerek yok, anlamı yok demektense öğrenmeye çalışalım, kayıt altına almaya çalışalım ve dönek güvercin mirasına hep birlikte sahip çıkalım. Eğer biz bugün bunlara sahip çıkmazsak yarına sahip çıkacak bir dönek kuşumuz olmayacak. Yarın el alemin yabancısı gelip sizin dönek güvercinize sahip çıkabilir. Mesela Selçuklu ırkını konuştuk geçen gün Ercan arkadaşımızla. Bakın Selçuklu ırkını Türkiye'de kaç kişi biliyor, ben de merak ediyorum. Mevlana'nın beslediği, bakın Hazreti Mevlana'nın beslediği bir ırktır. Mevlevihanede beslenen bir ırktır. Ve dünya çapında standartı olan bir ırktır. Almanya'da derneği kurulmuş, standartı tescil edilmiş bir ırktır. Düşünün, biz dönekçiyiz diyoruz, dönek diyoruz. İşte bizlere ait diyoruz, Türk kuşu diyoruz.
Ama bizim elimizde dönen ne tescili var, ne ırk standartları var, ne de işte ırkı var. İşte bundan sonra da bunları konuşuyoruz, konuşuyoruz. Ondan sonra diyoruz ki dönek çorba oldu. Çorba olacak tabii. Biz beslediğimizin ne olduğunu bilmiyoruz ki. Ya da biz neyi neden beslediğimizi bilmiyoruz ki. Ya da yarına şöyle düşünün. İşte Emrullah abimiz anlatmış rahmetli. Eskiler anlatmış. Peki belirli bir nesil öldükten sonra biz bunları geleceğe nasıl taşıyacağız arkadaşlar? Yani bir kültürü yok ediyoruz biz. Bakın bir kültürü yok ediyoruz. Bu kültürü yok etmemek için en azından değerlerimize sahip çıkmamız ve hep birlikte bilmemiz gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.